Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da siz de ama Herkes, herkese herkese merhaba evet Xbox Store'dayız Xbox konsol oyunlarına bakacağız hangi indirimler var İşte Focus AMC indirimi var Bandai Namco'nun var onun var bunun var genel olarak tüm indirimlere bakacağız beğenin yorumunu eksik etme diyorum eğer ki videodan keyif aldıysan abone değilsen abone olursan da beğen keyif alacağım diyorum Haydi bakalım. Şimdi Xbox oyun fırsatlarını komple bütün hepsine bakalım. Ayrı ayrı bakmaktansa ona bakalım. E, hatta şöyle bir şey var. E, bu kısımda da Game Pass Ultimate ve Core ile fırsatlar. Yani Game Pass Ultimate ya da Game Pass Core üyeliği yaptıysan da bu oyunlar ekstra indirme giriyor. Tabi bu kısımda bu hesabında üyelik yok. Üyelik olmadığı için bu oyunlara bakmayacağız. Xbox'ta komple, komple Xbox konsol oyunlarındaki komple indirimlere bakalım. Hadi bakalım. Şu anda da tam 5 gün var. O indirim bitmesine tabii ki bizi karşılayan Hogwarts Legacy var. Harry Potter sevenler için Harry Potter dünyasına adım atmak isteyenler için sanat tasarımı müzikleri atmosfer anlamında benim de bilgisayardan oynadığım keyifli bir oyundu ancak açık dünya kısmında yer yer boşlukların olması tam bir açık dünyayı hissedememen e, eksi bir taraf ama genel itibariyle kozmetik olsun işte eklentiler olsup usup e, e, spoiler da vermeyeyim yani kişiselleştirmelerden tut infolardan tut hele Hogwarts'ın o detaylarıyla birlikte gayet keyifli Harry Potter fanları için güzel bir oyun şu anda %70 indirim var 270 lira diyebiliriz Tekken 7 en son Tekken'i ne zaman oynadım bilmiyorum genel itibariyle Mortal Kombat çok oynarım Mortal Kombat 11 ve de ondan önceki oyunum vardı 10 onun e, genişletilmiş paketi vardı. Ancak Street Fighter'ın çok çok eskiden oynamıştım. Arcade o, muhabbeti vardı işte. Atari salonlarında bilmem ne. Yani tek yani Street Fighter'ı çok yıllar önce oynamıştım. Ancak bu kısım, bu oyun hatta benim istemdeydi. Eee satın alır mıyım almam bilmiyorum ama Tekken 7'nin Definite Edition yani bir sürü DLC ve sezon pestleri içerisinde var. Eğer ki Tekken sevenler için Tekken'i de severim bu arada. O zaman da ateş salonunda tabii ki King'le ve de Paul'la baya baya oynamıştım. Tekken 7 de indirimde Dragon Ball hiçbir bilgim yok. Sadece birkaç tane TV'de izlemiştim yıllar öncesinde Dragon Ball'ı. O ama sevenler için gayet iyi. Bu arada standart edition da var. Buradaki e, şu anda Xbox X Series S ve X yani şöyle yeni nesil versiyonu bu. Bu da Xbox One versiyonu tamam okey. Sonrasında hızlı şekilde geçiyorum. Göze değer güzel bir oyun varsa tabii ki sizler de bunları bakın. Dövüş oyunu isteyenler için de şöyle bir oyunumuz var. Bunu hiç deneyimlemedim ancak dövüş oyunları arasında da geçiyor. E, sonrasında hızlı bir şekilde Dragon Ball'ı görüyoruz ve simülasyonu kahve simülasyonu Espresso. Evet güzel bir espresso kahvesi simülasyon oyunları var. Elden Ring var. Elden Ring aslında bu kısımda bu hesapta farklı ama buradan da fiyatına bakalım. Elden Ring'in şu anda genişletmiş DLC diyelim. DLC 1000 lira ona ekstra bir indirim yok. Standart fiyatı var ama ana oyun için şu anda %30 indirimle 770 lira ya düşmüş. Onu da söylemek lazım. Haydi bakalım hızlı bir şekilde geçelim. No Man's Sky. Bu oyun Starfield'ı biliyorsunuz tabi Starfield oyunu var sonrasında işte şimdi Star Wars Outlaws çıktı Ubisoft'un çalkantılı bir oyun yani genel itibariyle çoğu kişiden de geçmedi sevilmedi diyebilirim ancak keşfetme kısmında zirveye taşıyan bir oyunlardan biri varsa da bu diyebilirim %100 tabii ki oynamadığımı bilmiyorum ama bu oyunla bilgim yani şu an izlediğim videolar bilmeyen yani haberlere göre ve normal Sky gerçekten tam bir uzay keşfi gezegen keşfi diyebilirim ee, bu iyi 60'lık indirim var kesinlikle tavsiye edilir sonra atereni eski ateri oyunları Eğer ki dersen geçmişe yolculuk yapacağım 50 yıllık e, video oyunları diye adlandırılıyor. Eski oyunların bir arada olduğu. Şu anda %40 indirimi var. Yani bu da aslında gerçekten tam bir ağır nostalji. Onu da söylemek lazım. Ee, sonrasında geçtim. Destiny var. Ee, bilenler biliyor. Hızlı bir şekilde. Ark'ın DLC paketi şu. Sanırım. Ee, Ark oyunu vardı. Evet. DLC Tekken 7'nin sezon pesi bu. Ee, bu şehir kurma. Bak bu oyun çok keyifli. Çok basit ve yani çok şey bir oyun yani gerçekten tam bir çerezlik bir oyun. Bunun ilk bakışını yapmıştım. Yani şey ev kuruyorsun ev üstüne ev kuleler bilmem ne keyifli onu söyleyebiliriz hızlı bir şekilde geçelim sizlere yorum yapabileceğim bir şey varsa da onları söyleyeyim evet ee, BTV hızlı 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 anime oyunları var genelde bu indirimde anime oyunları var F1 Manager 24 var %20'lik bir indirime düşmüş onu söylemek lazım. Atomic Heart var. %50'lik Atomic Heart de yani çıkışıyla birlikte de geriye düşen oyunlardan biri diyebilirim. Yani çok da fazla sevdiğimi söyleyemem. Bir ilk bakış yapmıştık sanırım. Evet Hitman'in oyunu. Onu söylemek lazım. %60'lık indirim var. E, Apple Tale. İlk oyun. %70'lik indirim var bu kısımda gerçekten bu lisede de göze çarpan en başta göze çarpan benim de tavsiyem. İkinci oyunu baştan sona oynamıştım ama ilk oyunu bu oyun da bende var. Ancak bu oyunu deneyimlemedim daha. Kütüphanemde duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Onu söylemem lazım. Evet hızlı bir şekilde geçeyim. Alan Wake eklentisi var. Dead by Daylight'ın. Ee, sonra 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 tabii ki interaktif film tadında bir oyun arıyorsan House of Ashen eşhas neyse işte aşağı alayım. Eğer ki gerçekten bir interaktif film tadında verdiğin e, kararların sonuçlarına katlanmak istiyorsan ve son kısmı nasıl oluşturacağını merak ediyorsan güzel bir deneyim yaşamak istiyorsan iyi fiyat %67'lik bir indirime girmiş. Vampir oyunu var %80'lik bir indirme 38 lira bu da aslında keyifli bir oyun diyebilirim ama çok da yüzdeyüz %100 tavsiye edeceğim bir oyun değil onu söylemem lazım. Çok arada bir oyun bu. E, yani genel itibariyle liste bu şekilde. Sizlerin de bilgisi oldu. Aliens. Aliens. Bak, bak bu aslında bu oyun kesinlikle oynanır. Bak bu gözümden kaçmış. Ben hiç oynamadım bu arada. Aliens oyunlarını. Gerilim, korku gerçekten %70'lik indirime sahip şu anda 260 liradan 77 liraya düşmüş bu olabilir bu arada şey var Devil in Me var bu serinin aslında bu interaktif korku gerilim serisinin en son oyunu bu %60'lık bir indirime sahip 120, yed, 127 liraya düşmüş bu da olabilir ee, evet küçük kabuslar 2 var %67'lik bir indirime sahip genel itibariyle güzel oyunlar var yani liste Güzel tabii ki ilk oyunu da burada Little Nightmares 1 74 lira evet, tren simülasyonu var. Bu oyunla ilgili dediğim gibi hiç hiç bilgim yok ancak e, hikaye tabanlı tabii ki aksiyon oyunu diyebiliriz. Evet bununla ilgili hiçbir bilgim yok onu söylemek lazım hızlı bir şekilde bakıyorum dostlarım yani tren simülasyonu olsun busu bilmem nesi güzel oyunlar var. Tabii ki didik didik etmek lazım. Eğer ki çevrim içi oynamak istiyorsan da bu oyun çevrim içi bir Butterfly tarzında diyebilirim. Bunu da önerebilirim. Evet. Genel itibariyle listede çok böyle baba oyunlar yok. Ama e, akıllıca birkaç tane oyun güzel indirimde almak isteyenler için tabii ki bunlar Xbox konsol e, oyunları. Onu da unutmamak lazım. Xbox konsol oyunları yeni nesil eski nesil şeklinde değişkenlik gösteriyor. Evet. Atlas Fallen e, var. Bu oyun bu arada Game Pass'te. Game Pass'e de yeni eklenen oyunların arasında şu anda da indirime girmiş. Eğer ki üyelik sisteminden oynamak istemiyorsan satın alabilirsin ama üyelik sisteminden de oynayabilirsin. Bu güzel bir şey. Game Pass Ultimate kısmında var. Tabii ki yeni nesil konsolda olması lazım. Evet, hızlı bir şekilde geçiyorum. Tren simülasyonu var hep. Evet, Dedektif Bağımsız bir tabii ki stüdyonun oyunu bu. Dedektif Stella Porta dosyası. Bu oyunu ben kanalda oynamıştım 3 ya da 4 bölüm şeklinde. Merak edenler için oynatma listelerine bakabilir. %50'lik indirim var. Gayet iyi. Yani keyifli bir oyun. Yani zaman geçsin diye oynayabileceğin keyifli bir oyun. Yani olabildiğince bu oyunların da fiyatları neden bu kadar pahalı bilmiyorum ya. İşin içerisinde anime gelince böyle mi oluyor anlamadım ki. Hellboy'un bu oyunun da hiç bilmiyorum mesela. Ama yani ancak şu var Hellboy fanları için Hellboy'u sevenler için de keyifli. Bir çizgi roman tarzında gidiyor sanki böyle çizgi roman almışsın kitabı. Sayfaları ardı ardına çeviriyorsun gibi. Keyifli 117 liraya kadar düşmüş %50'lik indirimi var. Tren simülasyonu her yerde tren var, tren, maşallah yemin uçan tren, uçmayan tren. Yani şu sonrasında göze çarpan Dragon Ball oyunları da çok bu arada, anime oyunları, Dragon Ball. O var, bu var. Bu küçük kızın hayatıyla ilgili bir şey vardı. Buradaki tabii ki etraf şeyler bir sulu boya edasında resim edasında bu da çok güzel bir oyundu buna ilk bakış mı birinci bölüm yapmıştım ama ilk bakış olarak kaldı devam etmedim bak bunu da önerebilirim ama fiyatı bu kadar değildi fiyatı indirimli olduğu halde bile 60 sanırım yani fiyatlar tabii ki oyun fiyatları yerinde durmuyor evet yani bu oyunlarla ilgili hiçbir bilgim yok Bunlar sadece eklenti paketleri olması lazım. Yeni karakterler bilmem neler. Evil West. Evil West. Game Pass'te de var. E, üyelik sisteminden oynayabilirsin. Game Pass Ultimate üyelik sisteminden de. Şu anda da %60'lık indirim var. Yeni nesil konsol için olan oyunu bu. Xbox One sürümünde oynayabilirsin. Tabii ki e, seri S ve X için iyileştirilmiş versiyonu da bu. %60'lık indirime sahip. Evet, Apple Plague Requiem ilk oyununa bakmıştık. İlk oyunu bayağı iyiydi fiyat olarak. Ancak ikinci oyunda %60'lık indim de. Burada ikinci oyunda kesinlikle öneririm. Oynatma listelerinden bakın derim. Bilgisayardan oynamıştım. Türkçe altyazılı şekilde. Keyifli bir hikaye. Bayağı bayağı iyi bir hikaye. Epik bir hikayesi var. Onu da söylemem lazım. E, tavsiye edilir. Evet, genel itibariyle... Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Sizler de aslında bakın. Bakalım neler var neler var. Gerçekten bu kısımda göze çarpan crit Aslında bu Witcher dünyasına benzer bir dünyası olan e, güzel bir oyun. E, bu oyunu bende var. Hatta eklenti paketiyle birlikte var. Aslında seri yapmak istediğim oyunların arasında ancak ne zaman olur bilmiyorum. Şu anda da Gold Edition paketi de %75'lik bir indirme sahip. Oyunla hiçbir bilgin yoksa da yoksa da hiçbir bilginiz yoksa da gerçekten gameplay'ine ya da oynayan kişilere bir bakın ya da incelemesine bakın derim. eğer ki beğenirsen de güzel bir oyun. Ben çünkü kütüphanemi almıştım ben beğenmiştim. Burada bir ilk bakış videosu yapmıştım kaç yıl öncesinde. Hızlı hızlı hızlı. Gerçekten liste bayağı varmış. Hepsi de indirimde. Tabi bu kısımda bu bağımsız oyunları da geçiyorum ama bu bağımsız oyunları da incelemek lazım. Aralarında gerçekten keyifli oyunlar var. genelde daha popüler, daha bilindik oyunları ben size bahsediyorum ama arasında bu atladığım oyunların arasında da güzel oyunlar tabii ki var. Evet. Mons of Madness. Gerilim, uzay gerilim istiyorsan da %60'lık indirim var. Bu da güzel. Daha sonrasında şu İskandinav mitolojisiyle alakalı bir şey vardı. Kart oyunu gibi bir şey bu da. Hani satranç ya da kart oyunu gibi bir. Satranç değil mi de? Bir strateji mevzusu var. Bu kart oyunları vardır ya aynı mantıkta ama İskandinav mitolojisiyle alakalı. Bak bu da şu anda %90 indirimde. Yani seveni varsa kesinlikle düşünülür diyorum Dragon Ball bu listede Dragon Ball ve tren oyunları bayağı baya var onu söylemek lazım tekken 7 sezon pes var 3 bu eklenti Tabii ki de ya da tam anlamıyla da şeyler var şu oyunu arkadaşlar aslında deluxe Edition mı aldık bunu mu aldık bilmiyorum da bu sezon pes almadım mı Evet yani bu standart oyunu mu aldık bilmiyorum bu Street Fighter'da eli kolu uzayan bir tane karakter vardı ya onun oğlu, oğluymuş sanırım. Ya yanlış bilgi ya doğru bilgi ama bir yerde öyle bir şey gördüm ya da izledim. Yanlış söylemeyeyim. Bu Street Fighter dünyasına ait yani o karakterin Street Fighter'da kolu ayağı uzayan karakterin dövüşçünün oğluymuş bu. O Bu da güzel bir oyun. Bu oyun normalde de baya baya pahalıydı ilk çıktığı zamanlarda da şu an 500 bin, 500 bin demişim 500 lira bandında yüzde 90'lık bir indirim var yani kesinlikle bu oyunu araştırın ben sevdim o yüzden de kütüphaneye ekledim diyebilirim bunu e, en kısa zamanda bir ilk, ilk bakış olarak da sizlere sunacağım evet hızlı bir şekilde geçiyorum ya hikaye tabanlı oyunlar bunlar da dedektif hikaye anlamında dedektiflik yapıyorsun onları söyleyebilirim Little Nightmares'in eklenti paketi de varmış. Evet genel itibariyle aslında baktığın zaman bağımsız oyunların, eklenti paketlerinin, simülasyon oyunların, hikaye tabanlı oyunların olduğu güzel bir indirim e, var. Bu indirimi de tercih edersen yani indirim sonunda 5 gün sonrasında da bitiyor. Bu şekilde dostlarım. Yani. Evet. İndirimler bu şekilde Xbox Store'da Xbox konsol oyunları için indirimlere baktık. Eğer ki videoyu beğendiysen ne mutlu bana. Beğenmediysen de ne mutlu bana. Oyunlarda görüşmek üzere. Desteğini hiçbir zaman esirgeme diyorum. Oyunlarda görüşürüz. Dikkat et kendine.